Herkese selamlar dostlar. 13 Ocak 2023 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Cuma gününden sermaye yapalım diyerekten de 6 adet mücadelem var. İdeallerinden yüksek oranlarından bahsedeceğim. Değerlendirecek herkese şimdiden bol şanslar. Öncelikle skor yarışmasıyla devam edelim isterseniz. Bir adet skor yarışmamız var. Önceki skor kazananı açıklayalım. Daha önce Milan maçının maç skorunu sormuştuk. Sanırım Azerbaycanlı kardeşimiz bu. Bahtiyar Fetta isimli arkadaşımız kazandı. Instagram üzerinden yazarsa katıl Telegram gruplarımıza ekleyelim. Sizlere maç skoru yarışması olarak da Galatasaray Hatay Spor mücadelesi ne olur diyerekten sizlere sorduk. Masis konu bilen bir arkadaşımızı katıl Telegram gruplarımıza Ocak ayı boyunca misafir edeceğiz. Katılacaklara, değerlendireceklere bol şanslar. Geçtim bunu. Yüksek misli son olarak ne yaptık? Dün iki tane yüksek misli verdim. Bu iki tane yüksek misli bir tanesi 1000 TL'lik öneriydi. Dedim ki 1000 lira attın diyerekten 1.48 gibi oranı vardı. Diğeri de Paris'in ilk yarı galibiyetini önerdim. Yurt içi yüksek misli olarak geçiyordu. Onun da oranı 1.35 gibi oranı vardı. Dedim ona da 750 TL atalım. İkisinde de kazandık arkadaşlar. Yüksek mislinin zaten mantığı şudur. Ben kendim burada dedim ya şirin bir kasa yönetimi yapıyorum diyerekten de. E, özelden konuştuklarım var. Whatsapp hattından gelenler de oluyor. Oradan mesela adam diyor ki benim kasam 50 bin diyor. Ben diyorum ki o zaman yüzdeli ayarlayalım. 10 bin, 7 bin şeklinde yönlendirme de yapıyorum orada. Ama kısaca şöyle yüksek misliye baktığımız zaman da en sağlam şekilde alarak da ben kazandırmaya en güvenli maçlarla birlikte kazandırmaya çalışıyorum. Yüksek misli seviyesinde bu şekilde dün ilerledik. Tebrik edelim. Geçtim bunu da. Yüksek oran ve sistem odası var. Onda da 40 oranlı, 50 oranlı, 200 oranlı, yere geliyor 6000-7000 oranlı maçlar yapıyoruz. Dün mesela, e, dünden önceki 40 oranlı kombinen Adana Demir'in 2-3 golü geldi. İstanbul'un 2-3 golü geldi. Atalanta'nın 2-3 golü geldi. Bilbao tek golü atamadı. 1-0'a çok yakındı. Trabzon maçı zaten bambaşka bir maç oldu. Çok sürpriz çıktı. 5-0 bitti. Trabzon hiçbir maçta oynayamadı. Yüksek oran sistem odada da bu şekilde yüksek oranlarla birlikte ilerlediğimizi göstermek istedim. Bunu da geçeyim. Canlı odasında neler yapıyoruz? Editör arkadaşlarımızla birlikte günün canlı maçları. Bazı maçlar şu son dönemlerde MBS 2 oluyor. Mesela sabah maçları MBS 2 oluyor. Avustralya basket, Çin basket vesaire bunları da değerlendirme altına alıyoruz. Bülten yavaştan kalabalıklaşıyor. Hafta sonu zaten çok güzel bir bülten var. Canlı maçlarla birlikte ilerlemeye devam edeceğiz sabah öğlen seansı 13.30 gibi bir başlarız canlıya. Akşam saat 10'a kadar canlı seansında elimizden geldiğince sanırım ortalama 30-40 tane canlı çıkıyor bizim hafta sonu bir günümüzde. 2 günde 60-70 canlı olur bizde. O şekilde ilerlemeye devam edeceğiz. Canlı notasında da performansımız bu şekildeydi. Bunu da geçtim. Sizlerden ricam videoyu atacağınız artı 300 seviyesindeki like'lardır arkadaşlar. Like'larınızı eksik etmeyelim. Videomuzu atacağınız like'lar bizler için önemli. Şöyle artı 300 seviyesinde gelirsek çok güzel olur. Hemen 2 saniye zarif like'a basarsanız sevinirim. Unutmayalım lütfen. Geçtim. Kayseri ile Sivas maçıyla başlayalım. Sivas tarafında eksikler var. Bu eksikler önemli eksikler. Özellikle Saiba bu maçta olmayacak. Takımdan zaten ayrıldı bildiğiniz üzere. Orta sahada inanılmaz bir dinamiklik katıyordu. Topu ayağında tutabiliyordu ve araya attığı paslarla özellikle kanatlara attığı paslarla birlikte ileride Yatabare'yi gol pozisyonuna sokabiliyorlardı. Fakat hem Saiba'nın olmayışı hem de Yatabare'nin bu maçta şüpheli durumda olmayabilir bilginize. Onun dışına baktığımız zaman da Gradel oynayacak. Enji sahada oynayabilir diyerekten düşünüyorum ben. Sivas'tan e, burada zaten e, elinden geleni yapacaktır. Ben burada gol atar mı ona biraz takıldım. Sivas belki zorlanabilir de bu mücadele bence bir gol atar gibi geliyor bana. Sivas'ın golünü bir aldım. Kayseri tarafına baktığımız zaman da geçen maç Ankara gücü maçı vardı. 2-1 skor vermiştim doğrudan zaten. Tüm tercihlerim o yöndeydi. Hatta hiç korkmadan Ankara gücünü alalım dedim ben sizlere. 2-1'de skor beklentim vardı. Öyle bitti. Ama Kayseri şunu söyleyeyim. Özellikle ilk yarıda ilk 20 dakikada beklediğimden çok daha iyi bir Kayseri vardı. Mesah'ın olmayışı Önemliydi o maçta. Zaten Tiamo sakatlığı vardı. Mensah karşı zahlasıydı bu maçta döndü. Orta sahada önemli bir isim Mensah Kayseri adına. Hücum hattında da yine eksikleri var Kayseri'nin baktığımız zaman da. Gavronovic yine bu maçta olmayacak. İlhan Parlak oynayabilir. O da tecrübeli bir oyuncu. Her e, sıkıntıya sokmaz yani. Aratmaz bence Gavronovic'in yerini de. Ben burada Kayseri'nin de gol atmasını bekliyorum. İdealden bir KG var aldım. 1.48 gibi oranı var. Onun dışında mücadele genel beklentimde şunu söyleyeyim. 1-1 veya atarsa 2 1 atarsa 2-1 alır gibi geliyor bana. Oranı da 1.48'den 1.80 bandına çıkartmak isteyenler de 1.80 gibi orandan 2-3 gol tercihini de değerlendirme altına ekstradan alabilir. Galatasaray'a tay mücadelesi devam edelim. Galatasaray'dan moraller gayet yerinde olduğunu söyleyebiliriz ki Galatasaray'ın şu anki ideal kadrosuna baktığımız zaman da solda Kerem, ileride Icardi, arkada Berkan veya artık Barış Alper'i orada oynatabilir bilmiyorum. ile Oliveira, Rashia gibi isimler hep sahada olacak diye gözüküyor. Ki derbi öncesi arkadaşlar pardon derbi sonrası derbiyi kazanmışsın deplasmanda Kadıköy'de herhangi bir puan kaybını yaparsan derbinin anlamını yitirirsin. Yani kazandığın puan derbi de boşa gider. En önemli rakibine karşı kazanmışsın sen orada. Burada Galatasaray'ın galibiyeti bence kaçınılmazdır. Yani futbol tabii ki belli olmaz da Galatasaray galip gelmeye yakın diyelim biz buna. Hatay tarafına baktığımız zaman da onlar da arkada Özellikle Galatasaray bu maçta kendi evinde defans dizilişini de öne çıkartıyor. Önde baskı yaptığı için kanatlardan El kabi ve Sisse ile birlikte boşluklar bulabiliyor. Ama ileride Bertu Yıldırım var. Ee, geçen başlık gördüm. Yeni Haaland olarak çıkardı Volkan Demir Haaland çıkardı tarzında haberler vardı. Bence bitiricilik konusunda sıkıntılı bir arkadaşımız diye düşünüyorum Bertu. Ama daha 20-21 yaşında sanırım bir problem olmaz yani. Genç yaşta çok normal bence. Galatasaray burada ne yapar diye baktığımız zaman da ben burada Galatasaray'ın ilk yarıdan atacak bir golünü değerlendirme altına alırız diye düşündüm de. Onun oranı 1.27. Ona bir oran açmamışlar. Ama bunu değerlendirmek isteyenler Avrupa'da olanlara değerlendirebilirler. Onun dışında ilk yerden bir golünü aldık ya. İlk yeri neden Galatasaray kazanmasın diyerekten de 1.51 gibi orandan da devre galibiyetine gidebiliriz gibi geldi bana. Bunu da aldık geçtik de Bir tane de alternatif bir tercih sunmak istiyorum. Biraz daha yüksek orandan da. Galatasaray'ın kendi evindeki oynadığı maçları zaten biliyorsunuz arkadaşlar bol kornerli ve baskılı oynuyor. İlk yerden Galatasaray tek başına 5 korner bile atmasını bence beklenebilir. İlk yer 4.5 korner üstü oranında 1.65 gibi oranı var. Biraz daha yüksek oran almak isteyenler burada değerlendirme altına bulabilir. Galatasaray'ın kendi evinde oynadığı maçlar genellikle kornerli maçlar geçtiğini de söyleyelim. Geçen maçlarda mesela Ankara gücüyle oynadı. Mesela ilk yerden zaten 8-9 tane korner çıkmıştı. Bu da sizlere ek bir anekdot olsun geçtim. Napoli ile Juventus karşılaşması güzel bir derbi maçı olacaktır diye düşünüyorum. Ama şöyle karşısında Napoli'nin ben burada Napoli tarafındayım fakat Juventus'u karş Juventus'a baktığımız zaman da son 8 maçında mı, 7 maçında mı hiç gol yemeyen bir Juventus takımı var. <laughs> Pardon. Baktığımız zaman zaten Juventus'un kadrosuna Alexandro, gibi isimleri birlikte sağ sol beklere baktığımız zaman da defansı iyi yapıyorlar. Ama Juventus'ta biraz şanslı olduğunu söylemek lazım. Mesela atılan goller sürekli Juventus'un kalesine iptal oldu son iki maçta özellikle. Udinese maçında, Kramonese maçında aynı şekilde goller hep iptal oldu. Juventus'ta 1-0, 2-0 zar zor kazanıyor. Bu da Juventus'a gitmek çok fazla doğru olmaz. Fakat şunu söyleyeyim ben sizlere. İlk yarıda temkinli bir oyun olur. Genel anlamda da Erken bir gol, erken bir hata golü gelmezse mücadelede de çok fazla gol beklemiyorum. Onun da bilgisini vereyim sizlere. Genel olarak bence mücadele 2.5 altında kalır gibi geliyor bana. Ben normalde kolay kolay alt vermem fakat bu mücadelede 2.5 altında kalmasını bekliyorum. 1.58 gibi oranı var burada. Napoli zaten kendi evinde oynayacak. Biraz daha baskı oynayacaktır. Juventus da burada ağırlıklı olarak kontrol oynayarak da defansı da sağlam tutacaktır bence. 2.5 alt değerlendirme altına alınabilir. Onun dışında ekstradan bir yüksek oran söylemek istiyorum sizlere. 1.87 gibi oranı var. Şuradan hemen gösterebilirsem göstereceğim. Mücadelenin ilk yarısından ziyade en çok gol ikinci yarıda olur gibi geliyor bana. Bunun oranı 1.87 gibi oranı var. Mücadelenin ilk yarısının temkinli ikinci yarısında e, ee, golle geçmesi yani Napoli'nin atacağı bir gol olabilir. Belki iki gol olabilir. Ama mücadele dediğim gibi iki buçuk alt bekliyorum. Goller gelirse de ikinci yarı gelebilir. Celta Vigo Villarreal'e baktığımız zaman da Celta Vigo, Vigo kendi evinde korkmadan tempo oynayan takımlardan bir tanesi Celtevigo. O yüzden Vigo'nun kendi evinde gol atma ihtimali bence yüksektir. Ki burada Villarreal'e favori göstermişler ki Villarreal son maçında Real Madrid'e karşı çok güzel bir futbol sergiledi. Güzel bir maç olacaktır bence. Her iki takımın da pozisyonlara girmesini bekliyorum ben. Cuma günü olması kaynaklı bazı sürprizler çıkabilir tabii ki. İspanya'da da bu genellikle cuma günleri sürpriz çıkma ihtimali yüksek oluyor. Fakat ben iki takımın da oyununa baktığım zaman da özellikle Seltan'ın kendi evindeki oyuna baktığım zaman da mücadelede bir KG var beklentim var. Onun da oranı 1.60. Bakın. Çok yüksek oranı var bence. KG varın göre yükseklerde bir oranı var. KG var'a baktığımız zaman da bir KG var 1-1 skor neden çıkmasın diyorum. Ben sizlere değerlendirecekler. Bol şanslar. İki tane de Euroleague mücadelem var. Barcelona, Anadolu Efes. Ben şunu söyleyeyim. Efes tarafı gerçekten ya yani bitik desem yeridir. Ben burada Avrupa'da baktım. Avrupa'da Barcelona'ya 1.50 gibi oran açmışlar. Burada bir 1.40 gibi oranı olur Barcelona'nın bence. Barcelona burada kendi evinde Anadolu Efes'i bence iyi oynayan bir Barcelona var. Ve Kötü oynayan bir Efes takımı var. Son maçını da kaybetti. Çift maç haftasının ikinci maçı kazanmaya oynayacaktır. Fakat Barcelona kendi evinde bakın ideal kombineme de koyarım ben bunu. Bence Barcelona kendi evinde Efes'i yenecektir diye düşünüyorum. Maç sonu biri doğrudan değerlendirme altına aldım. Oranlar yarın açılacaktır. Geçtim son maçıma. Partizanla Baskonya mücadelesi. iki skorer takımın mücadelesi. İki takım da çok fazla üçlük denemesi de yapıyor. Ve isabet yüzdeleri de gayet iyi. İki takımda da yıldız isimler var. Kevin Panther Partizan'da, Hovers, Baskonya'da bu isimler sürekli üçlük deneyen isimler başarı yüzdesi de yüksek isimler olduğundan dolayı mücadele genelinde e, barem açılmamış fakat 160'larda açılacaktır. 162 falan açılabilir. 162.5 üst olarak değerlendirme altına alırsanız bu da benim sizlere son basket önerimdir. Toplamda 6 maçım vardı. İdeallerinden yüksek oranlarından bahsetmeye çalıştım. Videoya, videoya like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. seviyorsunuz Bay bay.